Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün muhlama ya da kuymak yapacağım. Neden ya da diyorum? Çünkü ikisi de bakılınca görünüm olarak aynı şey. Ama biri Trabzon'un, biri Rize'nin tarifi. Ve ikisinin arasındaki fark, biri normal unla yapılıyor, biri mısır unuyla yapılıyor. Kuymak Trabzon'a ait ve mısır unuyla yapılıyor. Muhlama Rize'ye ait ve unla yapılıp peyniri daha çok oluyor. Yani normal unla yapılıyor ama peyniri onun daha çok oluyor. Daha ham maddesi peynir oluyor. Ankaralı biri olarak linç yemek istemiyorum. Hem muhlama hem kuymak yapıyorum diyeyim. Siz aranızda anlaşın. Karadeniz usulü muhlama ve kuymak yapmaya geçiyorum. Öncelikle bakır tavada yapıyorum. Ocağımın altını en kısık ayarda açtım. Tarif boyunca en kısık ayarda yapacağım. Çünkü eklediğim hiçbir malzemenin yanmaması lazım. Onun için en kısık ayarda yapın. Ve eğer bakır tavanız varsa bakır tavada daha güzel oluyor. 2 yemek kaşığı Trabzon tereyağı ekliyorum. Öncelikle tereyağı eritiyorum. Bir muhlamanın ya da kuymanın tadının güzel olmasının en önemli noktası tereyağı. Eğer tereyağı kaliteli ise, peynir kaliteli ise kuymak da güzel oluyor. Ben de bu tarife özel gittim Trabzon tereyağısı aldım. Trabzon'un özel dil peynirini aldım. Tereyağının tamamı eridi. Şimdi ben 1,5 yemek kaşığı mısır unu kullanacağım. Mısır unu kullandığım için bunun adı kuymak oluyor. Mısır ununu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Ben bir kişilik yaptığım için bu kadar kullanıyorum. Siz ne kadar kişi yiyecekseniz ona göre malzemeleri çoğaltabilirsiniz. Mısır ununu ekledikten sonra koyu kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Ben Trabzonlu ya da Karadenizli değilim. Tabii ki bunu siz daha iyi yapıyor olabilirsiniz. Yani Karadenizli olarak. Ama ben de güzel bir iş çıkaracağımı düşünüyorum. 1 su bardağı su ekleyeceğim ama yavaş yavaş ekleyeceğim. Bu kıvama geldikten sonra eklemeye başlıyorum. Bu kadar ekledikten sonra karıştırıyorum. Koyulaştıkça eklemeye devam edeceğim. Suyu eklemeye devam ediyorum. Bu arada su soğuk su olması lazım. Eğer kıvamının tadının güzel olmasını istiyorsanız sıcak su kullanmayın. Mısır unu çekiyor ve gördüğünüz gibi malzeme bayağı çoğalıyor. Şu sarılıklar tereyağı. Kaliteli tereyağı olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Kuymak muhlamanın da en önemli noktalarından biri dediğim gibi tereyağı. Tabii en önemlisi peynir. Geriye kalan suyun tamamını ekliyorum. Bakır tava olduğu için tutması zor oluyor. Onun için eldivenle tutuyorum. Ben ne zaman videoya başlasam köpekler bağırıyor. Eğer şu an sesini duyuyorsanız galiba bana garezleri var. Bu kıvama geldikten sonra peynirin tuzluluğuna göre tuz atıyoruz. Benim peynirim çok tuzlu değil, tadına baktım. Onun için ben istediğim kadar tuz ekliyorum. Siz de kendi damak tadınıza göre ayarlarsınız. Tuzu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamı tamamen geldi. Miktar yok. İstediğiniz kadar peynir ekliyorsunuz. Ben bir kase peyniri ekliyorum. Bu peynirin adı da dil peyniri. Trabzon'a özel bir peynirmiş. Özellikle gidip aldım. Yeteri kadar ekliyorum. Bu kadar da kaldı yani. Daha fazla kalabilirdi ama bol peynir olması güzel. Çok fazla karıştırmadan peynirin içinde erimesini bekliyorum. Kuymağı herhangi eriyen bir peynirle yapabilirsiniz. Trabzon'a özel olduğu için gidip dil peyniri aldım. Kaşar peyniri, çeçil peyniri ya da başka peynir, eriyen başka peynirleri kullanabilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına malzemeleri yazacağım. O malzemelerin içinde de hangi peynirleri kullanabilirsiniz onları da parantez içi gösteririm. Kuymak kıvamını kaşıkla böyle baka baka anlayabilirsiniz olup olmadığını. Tamamen bütün peynirler çektiğinizde geliyorsa, eriyorsa olmuş demektir. 30 saniye daha karıştırıyorum. Şimdi olmuş mu olmamış mı kaşıkla bakıyorum. Böyle eriyorsa, peynir sünüyorsa, mükemmel bir görüntüsü oluyorsa olmuş demektir. Yakından göstereyim. Gel abim gel. Muhlamanın sunumu. Bu görsel şöleni size de yapmak istedim. Ben hep merak ediyordum. Bir kere denedim daha hayatımda. Bu da ikinci olacak. Yani daha önce tarifi vermek için yaptım. Şimdi tadın zamanına geçiyorum. Bir banak alıyorum. Biz buna banak diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama dolu dolu galiba alamayacağım. Kaşıkla. Eğer sürmesi biterse yiyeceğim. Koparmam lazım. Görüntüsünü gösteriyorum. Şimdi tadına bakacağım. Nedense her yiyeceğim zaman daha mutlu oluyorum. Galiba yemeği çok seviyorum. Tadına bakıyorum. Lokma büyük ama yapacak bir şey yok. Efsane. Her şeyi gerçekten tam kıvamında olmuş. Yani peyniri de tam kıvamında, tuzu da tam kıvamında, tadı da mükemmel. Kuymak tarifimin sonuna geldik. Bence kesinlikle deneyin. Kaşar peyniri de yapabiliyorsunuz. İlla evde Trabzon peyniri yok diye yapamam demeyin. Kaşar peyniri neredeyse bütün evlerde vardır. Kesinlikle bence deneyin. Mükemmel bir tat. Kahvaltılarda öğlen yiyebileceğiniz güzel bir yemek. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi soğumadan ben yemeğe geçiyorum.